Evet hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Pokémon Go'da Dynamax Challenge'ları yapacağız. Biliyorum uzun bir zaman oldu ancak ben Dynamax Challenge güncellemesini bayağıdır oynuyorum ve çok beğendim açıkçası. Ve sizlere de anca bir sunum yapabiliyorum. Şimdi bugün Dynamax Scorbunny ile başlayalım bakalım. Birkaç tane Dynamax Challenge yapalım. Ve bu arada videoya geçmeden önce tam olarak şu esnada videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim dostlar, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu sıralar artık videolara yüklenmeye başlayacağım, bilginize. O yüzden yeni gelecek videolar hakkında da haberdar olmak istiyorsanız çana tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi benim Dynamax takımım bu şekilde. Bu şekilde başlayabiliriz. Elimizde bir Charmeleon, Ivysaur ve Squirtle var. Bunları Dynamax olarak yakalamak zorundasınız, yoksa kullanamıyorsunuz. Böyle bir problem söz konusu. Şimdi ben hazır vereceğim. Tek başıma açıkçası Scorbunny'yi yenebileceğimi düşünüyorum. Umarım patlamayız. Bakalım. Bu arada yeni güncellemeler gelecek. Wild Area vesaire gelecek Pokemon Go'ya. Onların videosunu da yapmaya çalışacağım. Şu sıralar beni bayağı sardı Pokemon Go. Siz Dynamax Challenge'ını oynadıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Ben açıkçası beğendim. Yalan yok, beğendim. Şimdi sizlerle de beraber bir challenge'ımıza başlayalım bakalım. Şimdi Scorbunny'ye vurmaya başlayacağız. Bakalım. Ben bunu eritirim bu arada. Yani bir gözüm korkmadı değil tek başıma oynuyorum diye, ancak şöyle bir kaçınabilirsem. Zaten çok fazla da vurmadı. Güzel oldu. Şöyle hemen bir vurmaya devam edelim. Bakalım oyuna biri daha gelebilir. Şu an yanında gözüküyor. Bu arada yukarıda Maxi göstergesi var. O fullendiği zaman Pokemon'um Dynamax olacak. Onu bekliyorum ve geliyoruz. Hemen Squirtle'ı seçeceğim tür avantajından ötürü. Geliyor ve Squirtle'ımız Dynamax oldu. Dynamax kapışması başlasın bakalım. Karşımıza Scorbunny, bir Squirtle'ıyız. Maxi saldırı kullanabiliyoruz. 3 kere hakkımız var. Şöyle bir kere bastım. Bir Maxi saldırı geliyor. Tüm Pokemon'larda farklı. Çok az bir canı kaldı. Şu full dolmasını bekleyeceğim bu arada. Bunun tam full dolması ne özelliği olarak anlamadım ama sanırım çok daha güçlü bir saldırı yapmış bulunuyoruz. Bunu yaptığımızda ve Scorbunny'yi düşürmeyi başardık. Şimdi sıra geldi Dynamax Scorbunny'yi yakalamakta. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Ödüllerimizi alalım hızlısından. Ve geldi. Dynamax Scorbunny şu an karşımıza duruyor. Ben de hemen fazla uzatmadan Pokeball'umu hazırlıyorum. Bam diye fırlattım. Meyve vermeyi unuttum ama yakalayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve evet, başarılı. Dynamax Scorbunny'yi böylece yakalamış olduk sevgili dostlar. Bu da bizim için güzel oldu açıkçası ve şimdi sıradaki Dynamax Challenge'ımıza gidelim. Evet dostlar, sıradaki Dynamax Challenge'ımız Groki. Grookey'i yakalamaya çalışacağız. Şu anda takımımızda az önce yakaladığımız Scorbunny, Ivysaur ve Charmeleon mevcut. Bakalım bu takımla bu Pokemon'u yakalayabilecek miyiz ki ben başarılı olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ne tür bir saldırıları var vesaire onu bilmiyorum ancak en büyük problem gerçekten Dynamax Pokemon'ların çok vurması. Ondan dolayı benim size önerim, küçük Pokemon'larsa tek başınıza girmeyin çünkü gerçekten sizi yok ediyorlar. Güzel bir damage çok zor bırakıyorsunuz veya Pokemon'larınızı güçlendirmeniz gerekiyor bence. Şu anda Scorbunny'miz çok iyi vuruyor tür avantajından ötürü, hatta muazzam vuruyoruz şu anda. Bakalım, alev topu kullanıyorum. Çok iyi vurdum ve birden Dynamax'e evrileceğiz. Çok hızlı gerçekleşti bu arada gerçekten. Ve Scorbunny'miz Dynamax oldu. Bakalım şu anda Dynamax Scorbunny, Dynamax Groki'ye karşı olacak. Hemen bir Max Alev saldırısı kullandım. Ve Groki'yi direkt teklemiş olduk. Bakalım Groki'yi yakalayabilecek miyiz? Abi bence oldukça güzel bir etkinlik olmuş. Oldukça güzel bir mantık olmuş. Umarım bu Dynamax Challenge'ları hep devam eder. Çünkü günde bir kere hakkınız yok. Bunu maxi puan topladığınız sürece istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz ki bu mutluluk verici bir şey. Tamam, geçebiliriz o zaman. Bu arada Pokemon'larınızı o bölgeleri bırakarak elde edebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, Dynamax o şeker muhabbetinden elde edebiliyorsunuz. Şimdi bir meyve verelim ve ondan sonra da Pokeball'umuzu fırlatalım. Hop, Groki'ye Pokeball'u çarptırdık. Yakalarsak süper olacaktır. 1-2 dedik ve gel artık bize bakalım. Ve süper. Evet, Groki'yi de yakalamış olduk böylece. Evet dostlar, sıradaki Dynamax Challenge'ımız Sobble, Galar'ın starterlarından gidiyoruz şu anda. İlk çıktığında Kanto'nun starterları vardı, şimdi de Galar'ın starterlarını getirmişler. Ve biz de Sobble'ı yakaladıktan sonra bu videomuzda hafiften sonlandırmış oluruz. Dynamax Challenge etkinliğini böylece size de elimden geldiğince göstermiş olduğumu düşünüyorum. Umarım tekrardan dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Şimdi Venuzar'la beraber vurmaya başlıyoruz. Tabi tür avantajı da olduğumuz için oldukça fazla vurduk. Ve evet, şu anda bir Maxi Dynamax evrimi geldi, ancak çok hızlı geldi. Venuzar var olduğu için sanırım iyi damage bıraktık. Şimdi Maxi büyüme kullanıyorum. Oldukça fazla vuracağımı düşünüyorum. Ve evet, tabii ki Fallings'te olduğu gibi olmadı. Tek atmayı başardık Sobble'a. Şimdi de hemen hızlıca Sobble'ı yakalayalım bakalım. Böylece Dynamax Sobble'da takımımıza katmış olacağız. Şu anda Pokemon bırakabilirsem bırakayım, bırakamazsam istemiyorum. Ödüllerimizi alalım. Evet, geldi sırada Sobble'ı yakalamak mevzusu. Hemen şuradan bir meyve fırlatalım. Hatta altın raz attım. Keşke altın raz atmasaydım ya. Niye altın raz attım bilmiyorum. Fırlatalım Pokebol'umuzu. Bakalım Sobble'ı yakalayabilecek miyiz? Bir kere, iki kere, üçüncü şeyinde evet yakalamış olduk böylece. Tüm Galar startlarını böylece yakalamış olduk sevgili dostlar. Evet, İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Pokemon Go videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Hoşça kalın.